salgınında ruh sağlığımızda neler olabilir, nelere maruz kalabiliriz? Korona salgınının duyulmasıyla beraber endişenin artması, kaygılanmamız, hatta yer yer sinirlilik, gerilim, panik gibi duyguları hissetmemiz oldukça normal. Çünkü bizim rutinimiz, günlük hayatımız yolunda giderken korona salgını ile beraber hayatımızda pek çok şey değişti. Dolayısıyla da bu değişimlere karşı insan zihninin verdiği bir tepki var. Yani olağanüstü koşullara aslında biz olağan tepkileri veriyor olabiliriz. Bu noktada yaşadığımız kaygı oldukça anlamlı, hatta adaptif. Çünkü hastalık kaygısı olmasa biz gerekli önlemleri alamayabiliriz, izolasyona uymayabiliriz, kendimizi korumaya çalışmayabiliriz. Dolayısıyla da bu kaygıya, bir miktar kaygıya ihtiyacımız var. Bizi ilgilendiren kısım ise kaygının fazlalaştığı, kontrol edilemediği durumlar. Kontrol edilemediğinde günlük yaşamı etkilemeye başlıyor. Örneğin uykusuzluk, örneğin odaklanma güçlüğü ortaya çıkabiliyor. Eğer evde yalnız isek, geçmiş travmalarımıza bağlı olarak çaresizlik, güçsüzlük, yalnızlık, terk edilme gibi negatif bir takım inançlarımız aktive olabiliyor. Dolayısıyla da aslında koronaya bağlı olan bir genel uyarılmışlık halinde geçmiş travmalarımız da bu anlamda aktifleşebiliyor. Biz buzdağının üstünde o anıları tabii ki görmüyoruz. Genelde yaşadığımız bu tür kaygıları hepsini rasyonalize edebiliyoruz, koronaya bağlayabiliyoruz. Sosyal medyayı çok fazla takip ederek fısıltı gazetesine, bilgi kirliliğine kendimizi çok fazla maruz bırakabiliyoruz. Tabii ki bu bilgi kirliliğiyle birlikte bizim kaygı düzeyimiz katlanabilir. Burada altını çizmek istediğim bir nokta var. Hayal edilen her zaman için gerçekliktekinden çok daha korkunçtur. Bu korona günlerinde ruh sağlığımıza dikkat ederken öncelikle aklımızdan ne geçtiğini sorgulamamızda fayda var. Ben ne düşünüyorum? Ben nasılım? Ben ne hissediyorum? Kendime hangi görüntüleri hatırlatıyorum? Kendimi hangi görüntülere sıklıkla maruz bırakıyorum? Bu sorulara mutlaka yanıt aramak gerekiyor. Korona günlerinde ruh sağlığını korumak mümkün. Unutmayın, olağanüstü bir duruma verdiğimiz normal tepkilerdir kaygılanmak ve önlem almak. Ancak çok aşırıya kaçtığında da yardım almaktan çekinmemek iyi olabilir. Şimdilik sağlıklı, koronasız günlerle kalmanızı dilerim.